eve misafir geldiği zaman, arkadaşlar geldiği zaman ister istemez o zaman hepimiz büyükçe bir odamız vardı. Orada oturur kalkılırdı ama biz çocuklar kendi aramızda bunu yapmak için ağaç maaş bulursak şayet ilk işim benim o olurdu. Arkadaşlara hediye yapmak en büyük zevkimdi benim. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. Ben Mehmet Can Leblebici, Kayserliyim. 1950 doğumlu. Ticaretle uğraştım şimdiye kadar. Genelde imalat işleri yaptım. Ben ahşap işi yapıyorum. Ahşapla oyma veya çeşitli çocuk oyuncakları, objeler, buna benzer şeyler. Arabalar, kız çocuklar için evler, dolaplar, oyun evleri veya evlere dekor için süsler vesaire, buna benzer şeyler. Resmini gördükten sonra yapamayacağım bir şey yok. Eskiden bu şey yoktu. Şu anki hani albenisi olan, Çin'den vesaireden gelen oyuncakların çoğunluğu yoktu. Biz kendimiz, kendi imkanlarımız dahilinde oyuncaklar yapıyorduk. En büyük oyuncağımız bizim zamanımızda eğer bulabilirsek çember ve buna benzer şeyler. Veya ağaçlardan yapmış olduğumuz, kendi imkanlarımızla veya büyüklerimizin yapmış olduğu şeyler vardı. Zaman içerisinde bunları canlandırmak için ben de bu işe başladım. O zamanlar makine olmadığı için genelde çakı bıçağı veya bıçak, testere en büyük keser, en büyük aletlerimizi, şu an içinde geçerli gerçi ama tabii ki işlerin daha rahat olması için teknik olarak şimdi bazı makinelerden yararlanıyoruz. İlk oyuncağımı efendim çocukluğumda yapmış olduğum oyuncaklar. O zamanlar biz kebek tabir ederiz. Bu çok yumuşak taşlar vardı. Bu taşları yontarak veya taşa sürterek, aşındırarak araba veya buna benzer şeyler yapardık. Ve son zamanlarda ondan sonra hani artık elimize aldığımız bıçağı falan kendimize zarar vermeyecek şekilde kullanmaya başladıktan sonra da zaman içerisinde elimde geçen bilhassa ağaçlardan, kuru ağaçlardan çıkan dallardan vesaireden çeşitli oyuncaklar yapardım. Arkadaşlarıma da kendim yapardım, kendi oyuncaklarımı da kendim yapardım. Zaman geçti, çocuklara ufak tefek bir şeyler yapmaya başladım. Ama ticaretle uğraştığım için bu işi ancak pandemiden sonra, pandeminin dolayısıyla içeriye kapandıktan sonra başladım. Eskiden beri vardı. Ben 70'li yıllarda, 70'li 80 arasında genelde oyuncak sattım. Ve bunun bilhassa Çin'den ve dışarıdan gelen oyuncakların plastiğin zararlarını çok iyi biliyorum. Bunun zararları yıllar geçtikten sonra telafisi mümkün olmayacağı zamanlar ancak ortaya çıkıyor. Bu da benim tetikleyen şeylerden birisi oldu. Ahşap en doğalı. Hem kendi şeyimiz, dışarıdan bir herhangi bir şeyimiz yok. Zaman içerisinde çok rahatla bulabileceğimiz malzeme. Bu malzemeleri hani dediğim gibi en ufak bir şeylerle, bıçakla veya törpüyle vesaireyle şekillendirme imkanımız olduğu için de ben bu işe devam etmeyi düşünüyorum. Valla eskiden bütün işlerimizi kendimiz yapıyorduk. Ama şimdiki gençlik elinde telefon veya herhangi bir şey başka şeyden dünyadan bir haberleri yok ki. Şimdiki gençlik tamamen hazırlıkçı. Ben gördüğüm bu. Onun için de çocukların düşünmeye
bir şeyler yapmaya az çok heveslenmemiz lazım. Burada her şey hazır evine geldiği zaman haliyle çocuk neyin ne olduğunu da bilmiyor. Birçok şeyin değerini de bilemiyor. Onun için bilhassa gençliğin, çocukların kendi el becerilerini geliştirmesi lazım. Bu ahşapta bizim boya kullanmıyorum genelde. Çünkü en azından hiç olmazsa çocuklar bunu renklendirsin. Bir beceri sahibi olsun. Zaman içerisinde geldikleri zaman beğendikleri veya arzu ettikleri bir şey varsa yardımcı oluyorum. Bunlar yapmak istiyoruz, yapıyoruz. Hani az da olsa çocuklar bir yerde kendilerine güvenleri artmış oluyor. Ama şimdi zaten en büyük şey burada. İnsana haz veren, insanı rahatlatan. Bu ağaç kokusu her şeye değer. Yaşamaya değer. Çekilenmemiş herhangi bir şeyi eline alıyorsun. Ona biraz emek veriyorsun ama ortaya çok güzel bazı şeyler çıkıyor. Bunları her kim olursa olsun eline aldığı zaman bunun bir odun, şekilsiz bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Ve bu şekli zaman içerisinde belki inşallah o da olur. Gençler de yapmak isteyebilir. Arzu ettiğim benim. Odun geldiği zaman ilk olarak kızlarda keseriz. Onu yani çalışacağımız ebatlara düşürürüz. Eğer ki malzeme silindir veya yuvarlak olacaksa tornadan geçirdikten sonra veya keserle, bıçakla herhangi bir şeyle yontarak onu istediğimiz şekli verebiliriz. Daha önceleri bu imkanlar olmadığı için en büyük aletimiz bizim bıçak, keser idi. Ama şu anda hiç olmazsa, yeterli olmasa da şu anki aletlerim benim pek şey değil yani ihtiyaca cevap verecek bir şeyler değil. Nihayetinde piyasada çok ucuza alınabilecek 3-500 liraya veya 1000 liraya şu anki durumda 1000 liraya temin edilebilecek malzemeler. Hani bunlarla dolayı çok değişik şeyler yapmak mümkün. Çocuk götürüyorlar bu şey. Ya baksana adamları şeyi götürmüşler komple. Aynı şey. Hadi şimdi rast gelsin. İstek olması lazım. Hani insan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Zevkle, istekle yapılan işten randıman alınabilir. Zoraki yapılan iş zaten mümkün değil. Bir insanda istek olursa yapamayacağı bir şey yok. Başaramayacağı bir iş yok. Doğuştan yetenekli olan bir kişi ben tanımıyorum. Nihayetinde hepimiz zaman içerisinde bazı şeyleri görerek, isteyerek yaptığımız şeylerden ancak randıman alabiliyoruz. Benim zorlandığım hiçbir nokta olmadı. Çünkü elime aldığım herhangi iş olursa olsun bunu başardım. Çünkü istemeden yaptığım hiçbir iş yok. Ben ihtiyaç hissettiğim zaman da yapamayacağım bir iş yok. Şimdiki gençlik geldiği zaman benim buraya ne faydam olur veya ne katkım olur bunu hiç düşünen yok. Adam geldiği zaman bana ne aylık vereceksin? Veya servisiniz var mı? Kaç saat çalışılıyor? Başka düşünce hiç yok gençlikte. Sonra bu adamlara iş verdiğin zaman hepsi masa başını istiyor. Genelde masa başı. Masa başını verdiğin adam da yapmak için yer arıyor. Bu çok acı bir şey. Şimdi gençliğin biraz kendine gayret etmesi lazım. Kendine gelmesi lazım. Bizi ayakta tutacak, geleceğimiz olan bu gençliğe sahip olmamız lazım. Bu gençliğin de hani belli bir yaştan sonra zaten mümkün değil. 7'sinde neyse 70'inde o derler. Şimdi burada eğer ki 7 yaşına kadar biz çocuklarımıza bir şeyler verebiliyorsak onlardan bir şeyler isteyebiliriz. Maalesef şimdi hiçbir şey veremiyoruz. Hani ben burada gençliği hiçbir zaman suçlamıyorum. Her şey hazır geliyor, hazır geçiyor ve ister istemez bu rahatlığa gençlik kendini kaptırmış gidiyor. Çakı en büyük şeyimizdi. Hani onunla ağaçları yontarak çeşitli şeyler yapardık genelde. Mesela en çok yapmış olduğumuzda cambaz.
ustalık ve çıraklık kalfalık devresi olması lazım. Bir işin eğer ki çıraklığını yapmadıysan ustalığına soyunmamak lazım. Hani çıraklık dönemi bir zamanında hani ister istemez okul zamanında boş kaldığımız zamanlar muhakkak ki etrafımızdaki yakın olan ustaların yanında çıraklığını yapmışızdır. O veya bu her ne olursa olsun. Ben mesela zamanında kabartacının yanında, boyacının yanında çalıştım, tornacının yanında çalıştım. Hani bu okul tatil zamanlarında esnafların yanında kalabildim. Ama şimdiki gençlerde ben bunu göremiyorum. Çıraklık devresi olması lazım. Bir genç 17-18 yaşına geldikten sonra zaten buna hiçbir şey ifade etmiyor ki. Çocuk yaşta, bu çocuk yaşta hiç olmazsa bazı şeyleri kendini yapması gerekiyor. En azından eskisi gibi bu aslında böyle bir şey dönmek şart. Bunu da devletimizden beklemek lazım. Hiç olmazsa okulların belli zamanlarda, belli derslerde kesip sanata gitmek isteyen çocukların sanata gitmesi lazım. Haftanın belli günleri. O bu ilkokul çağında çok rahat öğretmenler, eğiticiler bunu yönlendirebilirler. Ve ortaokul, lise zamanlarında da eğer ki sanat yapmak isteyen şahıslar varsa bunlar gidip orada çıraklık, kalfalık devrelerini geçirmeleri lazım. Okullarımıza, sanat okullarına önem vermemiz lazım. Çünkü eğer üretici olmazsak biz tüketici olduğumuz sürece devamlı dışarıya bağımlıyız ve sıkıntı çekmek mecburiyetindeyiz. Birçok şeyi kendimiz üretmemiz lazım. Bizim ebeveynimiz çorabını kendi yapardı. Çorabını annelerimiz kendileri verdi. Kazaklarımız kendileri verdi. Ne bileyim ben buna benzer şeyler. Hani ama şimdi her şey hazır olmuyor. Bu 60'lı veya 58-60 yılları arasında Cumhuriyet Meydanı'nda, şu anki meydanda, şimdiki heykelin olduğu kısımlarda bir baraka var idi. Orada ahşaptan yapılma, çok affedersiniz bir eşek var, kırmızıya boyanmış ve sürüldüğü zaman kafayı sağa sola çevirir. Bu şekilde o benim çok dikkatimi çekmişti, yapmaya çok uğraştım. Zamanında başaramadım ama inşallah bundan sonra yapacağım. En büyük şeyim oydu zaten. Kendim yontarak cambaz yapardım. İpleri çapraz geçirip de ellerin oradan geçirdiği zaman o takla atar, bilmem ne yapar, o anarıya hareket verirdik. Ve en çok yaptığım şey de benim o cambazdı. Ahşaptan yapılan, ahşabı şekil vermek çok basit, çok kolay. Metalde, çünkü daha önce de metal kalıpta da biraz çalıştım. Hani ahşapta bu çok rahat yapılabilecek şey. İstediğin şeyi çok rahat elde edebiliyorsun. Onun için de ahşap bence en ideali o diye düşünüyorum. Usta belgeselini sundu.